Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hafta içinin son gününden Herkesi kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve kolektif adına niyetlendiğim bir açılımla yine baş başayız. Tabii ki de şunu söyleyeceğim. E, herkesin derdi başka olduğu için siz yüreğinizdekine odaklanın. Dolayısıyla ben bütünün hayrın olsun inşallah diye pozitif bir enerjiyle kapattım ve gördüm açıklayacağım. Size uyanları alan uymayanları evrene gönderin. Şöyle neyse halimiz o çıksın falan dedikten sonra da sizlere gördüklerimi yorumluyor olacağım. iç dünyanızda kocaman bir oyuk çıktı. Bu da sizin son zamanlarda çok evham ve panikle haber beklediğiniz anlamına gelir. Bu haberi de ben iki kişi dövüşüyor horoz gibi görüyorum sizi. Belli ki iç dünyanızda zıt düşündüğünüz bir kişiyle neler yapılabileceği konusunda anlaşamadığınızdan sebep gelecek olan haber sizin dediğiniz mi oldu onun dediği mi oldu? Hani o bayağı uzatmış bu arada geçmişteki konuları önünüze sermeyi çok seven bir insanla beraber iç dünyanızdaki sıkıntı yani şöyle geçen sene bana bu kar marjını getiremedim, bu sene de bunu getireceksin. Yani geçen senedeki kaygılarını komple getirmiş bir patron Hala şunu unutamamış bir eş. Geçmişte yapmış olduğun hatadan dolayı ürken çocuklar. Bir şekilde geçmiş bağlantılı. Hala bitmek bilmeyen miras davanız falan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen arkanızda bir kuyruk besliyorsunuz. Siz nereye oraya biraz çok yanlış bir cümle kurmak istemiyorum ama parazit. Yani sizin öz kardeşinizse bile biraz sizin kuyruğunuz tadında. Yani işleri siz hallediyorsunuz. Siz ona hazırını veriyorsunuz. Yani e, kendisini özgüvensiz hisseden bir insan var. Siz böyle kabadayılar gibi gitmiş birisiyle güreşiyorsunuz ki bunları tamamen metafor yapıyorum. Gerçek güreşten bahsetmiyorum. E, dolayısıyla <laughs> diyebilirim ki size sizin hayatınızda siz birisiyle tek başınıza güçlü güçlü böyle savaşırken arkanızda da şey kazandın mı bana da versene falan diyecekmiş gibi birisi var hep dengeleri kurmaya çalışmışsınız. Bu bazen duyguyla mantık arasında bazen iki kişi arasında olmuş arkadaşlar. Zaman zaman duygu ve mantık arası sıkışıp kaldığınızı da görüyorum. Sonrasında sizi bir fanusa almışlar. Yani geçmişiniz oldukça çetreferli duyduğunuz üzere. Fanusta kendinizi yalnız hissettiğiniz anlamına gelir. Bu ara ara bu ışık. Böyle bu ara böyle size renk katmaya çalışıyor. Nasıl? <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Size renk katıyor gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ee, gerçek manada sizin hayatınızda ee, bir şeyi kul kurar kaderde güler yaşamışsınız. Siz alttan siyaha göre bir şeyler ayarlarken üst taraftaki şart ve koşullar beyaza göre bir şey sunmuş ve siz çok hazırlıksızsınız. Yani biraz işlerim ters gitti dediğiniz bir döngüymüş gibi duruyor. Şey, sınava çalışmadım yani aslında bir elma ağacı toplarken ağaca çıkabileceğinizi düşebileceğinizi oradan elmaları alabileceğinizi hazırlanmışsınız da hiç orada böğürtü çıkar böcek çıkar işte orada elektrikler kesilir biz çadır götürmeye dek işte gece yatarsak susuz kal, hani gibi anlatabildim mi hani diğer koşulları alt tarafı elma toplayacağız ne olabilir ki yukarı çıkarsın toplarsın falan gibi düşünmüşsünüz ona göre tedariklisiniz. Merdiven var, sepet var. Atıyorum arkadaşlar şu an. Ama sizin hazırlıksız olduğunuz koşullar çıkmış önünüze. Tam olarak ne demek istediğimi bence siz şu an anlamlandırdınız. Çünkü e, böyle bir şey gerek iş yeri gerek aile koşul şartları bilemedim ama Biraz çarşı pazarın karıştı dolayısıyla çok konuşulduğunuz bir döngü olmuş. Sizde böyle fazlaca düşünceli görüyorum. Ben şimdi ne yapacağım der gibisiniz. Yani işte bu da hayatın size cilvesi midir, sınavı mıdır dediğiniz bir nokta ve emin olun arkadaşlar hep söylüyorum ya sonunda da hepimize başka şeyler sunuyor bu hayat. Herkesin bir derdi var. Hepimizin dertleri aslında böyle böyle oluşmuyor mu zaten. O yüzden de diyorum en sonunda e, ee, sabrın sonu selamet oluyor. Şer sanıyorsun hayır geliyor diye arkadaşlar. Belki de tam olarak olması gerekeni yaşamışsınız burada. Ama hiç dünyanızda tabii ki de şu belirsizlik. Yani sizin en sevmediğiniz şey belirsizlik. Zaten o da artık bitmek üzere. Son demlerindeymiş neyse ki. Dolayısıyla uzun da bir vadeniz var eyvahlar olsun. Daha da 5 ay sıkın dişinizi diyemiyorum. Hatta şöyle ki her yeni bir gün biraz daha belirlenmiş belirginleşmiş daha doğrusu her geçen gün biraz daha belirginleşmiş o yüzden de mesela T harfindeki bir insanın siz tam ayaklanacakken bir konuda sizi belinizden tutup yan çevirmeye çalışıyor takla attırmaya çalışıyor gibi çıkmış. Ve bu, bu seferki gideceğiniz yolla bağlantılı olmuş. Konuştuğunuz konu, şirket ismi, sizin isim soy isim falan bilmiyorum ama belki de şehir ismi bir şekilde netleşmeye çalışmış. Ama son artık, bu son taklaydı demiştiniz arkadaşlar. Bu son taklaydı benim için. Resmen de öyle olmuş bu arada. Neden diyeceksiniz? E çünkü şey görüyorum. Bitmiş artık. Ne güzel. Ne güzel. Bak. Diyor ki. Kardeşim. Sen şimdi oradaki x kişiye kızıyorsun ama. Falk bu arada. <laughs> Size kardeşim değil. Şunu söylüyor arkadaşlar buradaki enerji. Siz iki kişisiniz. Birbirinize bu yaşanılanlardan sebep. Biraz mesafe ya da biraz uzaklık belki. Ama kökleriniz bir. Yani siz ayrılamazsınız. Siz kopamazsınız. Siz birbirinizden uzaklaşamazsınız. Küsersiniz. Hıh. Arkanız dönerseniz en fazlası. Çünkü gelecek bir haber var. O haber sonrasında bu iki küsmüş, az önce birbirine küs gördüğüm iki kişinin şimdi de birbirine ah çok şükür dercesine yakınlaşmaya çalıştığını görüyorum. O yüzden de bu da şu anlama gelir. Senin hayatında evet bazı sıkıntıların vardı. ben bunları nasıl aşabiliyorum diye şeklinde görüyorum dalgalandım da duruldum nasıl bir ekim geçireceğim dalgalanıp da durulmak gibi daha bunun ötesi yok yani o yüzden arkadaşlar şunu söyleyebilirim Şimdi bu dalgalanıp durulma esnasında bazı kişiler sizin hayatınızdaki rutin ve güzel ilerleyen süreçle alakalı şey diyor. Mutsuz olmuşlar. Çekememek gibi bir şey evet. Baya baya çekememek gibi. Oo, arkadaşlar sadece bakın şimdi görünce de söylüyorum. Sırtınıza bir hançer bir ok bir mızrak gibi bir şey saplanmış. Bunu söyleyebilirim. O yüzden de bu mızrağın sizin hayatınızda e, maalesef bu e, sevdim, seviyorum, beni de seviyorlar dediğiniz insanlarınızın arkanızdaki konuşmalarıyla alakalı e, size zarar verilecek diye değil de insan e, insanoğlunun ne kadar nankör oluşuyla bir kez daha yüzleşmek gibi. Çünkü siz o kadar eminsiniz ki o insanların size el açtığına kucak açtığına bir şekilde iyi hissettireceklerine ya da sizin iyi olmanızla onların da çok net sevineceğine gibi hani böyle bir sevme, sevinme böyle oh be beni de kurtarır bunlar bir şey olsa giderim kapılarını çalarım. Dostunuzun dost demek doğru değil. Yani her, her dostunuzla alakalı bu ihanet dürtüsünü yaşamayacaksınız tabii ki de. Ama çok da meğerse sizin gördüğünüz gibi değilmiş sizi görmeleri. Yani siz sizi şöyle şöyle görüyorlar sanıyorsunuz. Onlar sizi öyle öyle görmüyorlarmış. Siz bununla yüzleşeceksiniz ve buna çok üzülüyorsunuz. Ama günün sonunda ne olur? Üç tane dileğiniz var. Bunları da böyle küçücük bir kutuda tutuyorsunuz. Resmen ben bu üç dileğin gerçekleşmesi için ne yapabilirim? Çok da güzel gelişmeler zaten sizinle olacak açıkçası. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere <laughs> bir kere şöyle bir gerçek var. Zürafa boynu gibi kopmuş boyunlarla sizi izleyecekler sadece. Yani siz aslında sanırım bu insanların gerçek yüzleriyle tabii ki de yüzleştikten sonra onlara karşı olan mesafeli tutumunuzu korursunuz. Çok zarar vereceklerinden değil ama sadece sizin için gönül kırgınlığı olacak. Bir kez daha diyeceksiniz ki kardeşim ya sen niye bu kadar insancıl olmak zorundasın. Bu üç dileğinle alakalı tek tek zaten e, eriyorsun o hayat istediğin üç şey var senin diyor ve bunlara da kavuşmuş oluyorsun diye biliyorum. En çok burada da mesela aile. Bugün belki de eşle tartışma var. Biraz hüsranca, biraz iç sıkıntısı olan bir süreçmiş gibi çıkmış. Çünkü günün sonunda şunu söyleyebiliyorum ki. Siz bakın çok net çizgiyi çizebilmiş bir insansınız. Ama sadece çok büyük oranda konuşuluyorsunuz. İnsanların sizin kadar iyi niyetli e, o, olmak zorunda yani öyle öyle yüzleşiyor işte insanlar ya. Böyle böyle yüzleşiyor insanlar gerçekten. Şimdi iş tarafıyla alakalı konuşulup e, es geçtiğiniz ve sonrasında da tamam artık ben rahatladım dediğiniz bir döngüde olduğunu göstermiş burası. Yüreğinizin ortasında çizgi çizdiğiniz için insanlara artık olan sabrınız, iyicil tavırlarınız bir şekilde e, şey haliniz de diyelim ona. Belki keyifsiz haliniz bile geride kalmış durumda. Evliliğinizle ilgili bir anahtarınız var. Bu anahtarda herkes ortak ama bir birisi burada birisi burada. Yani senin sınırlarını çizmen gereken aile bireylerinden de birileri var diyor. Özellikle evlilik hayatında senin çok fazla e, yorum yapanın var. Karışmamaları lazım. Sen de bunun icra Kötü niyetli birileri var demiyorum. Evliliğine kasıtları var demiyorum. Ama senin de eşinin de çift dediğin partnerinin de yani ve senin de Arkalarında kimisinin abisi, susmaz kimisinin ablası, kimisinin annesidir, kimisinin babasıdır. En yakın arkadaşlarıdır, bilemedim. İşte e, kız çocukları babacı olur derler, erkek çocukları anneci olur derler. Biriniz kız çocuğunuzu almış, biriniz erkek çocuğunuzu almışsınızdır. Dört kişilik bir ailesinizdir, bilemiyorum. Ama bir şekilde sırtınızdaki insanlarla beraber ortak noktada buluşma kararı verdiğiniz o şey her neyse sonrasında sadece aile olmaya devam ederek rahatlıyorsunuz diyor. Özellikle sen aile içerisindeki konuları sırtını çizyen, yani o çizgiyi çizmez, o tavrı netleştirmezsen <laughs> senin için zaten sıkıntı olabilir diyor ve sen burada rahatsızlık duyarsın sadece diyor. O yüzden de arkadaşlar, din mi evlilikle ilgili ilerlemek istediğiniz yani daha doğrusu baş başa kalmanız gerektiği için karı koca ilişkilerinin nitekim devamlılığı verilir. Siz de takmazsınız ama Şimdi bak iş yeriyle alakalı sözler tutulmamış, vaatler gerçekleşmemiş, güvenmediğin insanlar var. Abartıyor biraz atma ziyat tadında insanlar var. Sen o insanlar arkanı dönüp kendi yoluna bakıyorsun arkadaşım. Bunun dışında diktatörsün, imparatorsun dediğim dediksin. Ben artık bunu bunu şöyle yapıyorum dedim ve bıraktın, durdurdun. Yani artık kendi niyetin, kendi isteğin her neyse onu gerçekleştirdin. O yüzden de için rahat en temisi diyorsun. Evlilik dediğim kurumla alakalı anahtar var. Bir kadına bağlı sorunun çözülmesi, bir kadının sorunu halletmesi gibi bir durum var. Kadının enerjisi, duası isteği de olabilir tabii ki de burada. Ama bu evlilik bir kadın enerjisi sonrasında yolunda ilerler. Güzel ilerler olması gerektiği gibi ilerler diyebiliyor arkadaşlar. Burası bana. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum ben de. Dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Çünkü şöyle bir gerçek var ki İlahi adalete teslim edin ve dua etmeyin sizin bugün uğraşınız her neyse. Yani aslında ben e, hayatınızdaki birlik beraberliğinizdeki size ihanet edeniniz, bugün sınav sahibi olan yani sizin sınavınızın sebebi olan kişi. Eğer ki size büyük kötülükler yaptığını ve haksızlığa uğradığınızı biliyorsanız, inanıyorsanız, bundan eminseniz, ilahi adalete teslim edin ki Er geç tecelli edecek sen onu hatırlayıp her gün öfkelerini bir de beddua ile kendini negatif beslersen sen de bugününü yemiş oluyorsun yarından ziyade. Umudunu yitirme. Kapanda dediğin sayfaların kapıların elbette ki yepyeni bir şekilde açılacak. Şer sandığından gelir hayır. Ancak bunu bize yarın gösterir sağlığımız yerindeyse neler atlatmadık ki bunun da üstesinden geleceğiz demelisiniz. Bu da bir dost tavsiyesi sadece. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.